Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir, bizim milli iradeye yaklaşımımız hürmet eksenlidir. Bizim milli iradeye saygımız mukaddeslerimiz gereğidir dedi. Aziz hemşehrilerim. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bizim milli iradeye yaklaşımımız hürmet eksenlidir. Bizim milli iradeye saygımız mukaddeslerimizin gereğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasette yeni ve çağlar üstü bir değerler açılımıdır. Bu değerler bütünlüğün gücü milli irade, milli iradenin temeli de her biri nenatun meşrebi taşıyan muhterem analarımızdır dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve mensuplarıyla referandum sürecini değerlendirdi. Milletvekili Aydemir 15 Temmuz'da milli irade şahlanışına önderlik eden kadın kolları, onların temsil ettiği analarımız 16 Nisan'da da yeni bir diriliş öncüsü olacaklardır kaydını düştü. AK Parti Erzurum Kadın Kolları heyetiyle gerçekleştirilen istişare etkinliğinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin kadınları tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer aldılar. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız geride asla unutulmayacak günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar. Bugün de kadınlarımız Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vurmaları, 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlık ve cesaret asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur dedi. Ak davanın bir değerler bütününü temsil ettiği bu değerler silsilesinde ön sözü tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet umdelerinin bulunduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bu değerler yaklaşımının bir kaydı olduğunu kaydetti. Milletvekili Aydemir istişare etkinliği sonrasında vefat imsali ve her seçimin fedakar kesimi kadın kollarımızla bir araya gelip çalışmaları değerlendirdik, minnettarız dedi. Erzurum'da Fethullahçı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan eski öğretmen 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Erzurum'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmen 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmasına başlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık eski öğretmen Cahide Kılımboz ile avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmasına geçildi. Kılımboz savunmasında FETÖ'ye kesinlikle üye olmadığını ve bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Örgütün evlerinde ve yurtlarında kalmadığını, bankalarına para yatırmadığını, gazete ve dergilerine üye olmadığını ileri süren Kılımboz, "Aktif Sen Eğitim Sendikası'na üyeliğim vardır. Bunu da özlük hakları iyi olduğu için yaptım. Bu üyelik okul idaresinin onayıyla yapılan bir üyelikti. Sıkıntılı bir şey olsaydı idare buna müsaade etmezdi. Sendikanın bu yapıyla bir bağlantısının olduğunu bilseydim üye olmazdım" dedi. Kılımboz, Baylok'un sendikada çalışan Ayşe diye tanıdığı biri tarafından iletişim kurabilmek için yüklediğini iddia ederek, "Ben başta karşı çıktım, yükleme başka türlü iletişime geçeriz dedim ama kendisi farklı bir uygulama olduğu için bu program üzerinde konuşacağımızı söyledi. Bir süre sonra silmek istedim ama teknolojiden çok iyi anlamadığım için bir süre silemedim. Sildirebilmek için bekledim" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Erzurum'da büyük projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen şimdi de ısınma sistemine el attı. Başkan Sekmen, "Yer altı ısılarıyla evler, şehirler ısıtılıyor. Biz de bu sistem üzerine çalışıyoruz" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilik bölümü öğrencileriyle İletişim Fakültesi konferans salonunda bir araya geldi.
kentsel dönüşüm kapsamında Erzurum'da yapılan altyapı çalışmalarını ve sosyal faaliyetleri anlatan sekmen içinde kentsel dönüşümü tamamlanmış bir şehir olarak faaliyetlerimize devam ederek kalkınmış bir şehir istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen sekmen, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber hükümet krizlerinin önüne geçileceğini de söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda il genelinde başlatılan altyapı çalışmalarına ve tarihi yapıları göz önüne çıkaran projelere de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sağlıklı bir şehrin yolunu sağlıklı bir altyapıdan geçtiğini belirtti. Başkan Sekmen, şehir yerleşim alanlarını planlıyor, sosyal donatı alanlarını kendi planlama hizmetlerinden anlayan mühendislerle planlıyoruz. Yolları, caddeleri ve onarılacak yapıları, sosyal donatı alanlarını yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni binalar yaparak insanları teşvik ediyoruz. Erzurum'da yapılacak sağlam altyapı temelleri neticesinde yeraltı ısısından faydalanarak kış aylarında Erzurum sokaklarının ısıtabileceğini dile getiren sekmen, Erzurum'da kış soğuk geçmekte ve suların donduğunu görüyoruz. Halbuki her 1,5 metreye boru döşenmiş olsa suların donması mümkün değil ve yeraltı kazdıkça kış mevsimi de olsa sıcak olduğunu görüyoruz. Artık yeraltı ısısıyla şehirler ısıtılıyor ve bizler de böyle bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Yeraltı ısısıyla sokakları ısıtalım istiyoruz. Bu yönde gerçek manada bir çalışmamız var. Bunun içinde kentsel dönüşümü tamamlanmış bir şehir olarak faaliyetlerimize devam ederek kalkınmış bir şehir istiyoruz diye konuştu. AK Parti hükümeti 16 Nisan'dan sonra kamu çalışanlarının problemlerini kökten çözmeye kararlı gözüküyor. Hükümet 16 Nisan'dan sonra personel alımı, statü, ücret, çok başlı yönetim, alfabetik kadro dağılımı sorunlarını kökten çözecek. Çalışanlara üst görevlere yükselme, yer değiştirme fırsatlarından yararlanma çalışması yapılacak. Sendikaların kamuda memurla aynı işi gören işçilerin kadroya alınması, mevcut sözleşmeli geçici personelin kadroyla ilişkilendirilmesi talepleri de değerlendirilecek. Kamu personeli reformu çalışmaları kapsamında kamudaki çok parçalı yapı yerine kamu çalışanı kavramı altında tek statüye ilişkin seçenekler değerlendiriliyor. Özel sektörde olduğu gibi rekabetin ve performansın en öne çıktığı bir sistem kurulacak. Başarılı personele ek ücretler ödenecek. Her çalışan bir işsiz adayı ve işsiz kalma sürecinde de son derece dikkat etmek gerekiyor. Eğer ihale sözleşmesi imzalarsanız, işsiz kaldıktan sonra işsizlik maaşı alamazsınız. İhale sözleşmesi imzalayan işçiler istifa etmiş sayılıyorlar ve işsizlik maaşı alamıyorlar. İşveren tazminatı ödese bile Sosyal Güvenlik Kurumu'na istifa koduyla bildirim yapmışsa durum değişmiyor. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu bildiriminizi kontrol edin. İşçi ve işverenin anlaşarak iş sözleşmesi feshetmesi ihale sözleşmesi imzalanarak gerçekleştirilir. İhaleyi imzalayan işçiler işlerinden kendi istekleriyle ayrılmış sayılırlar ve İşsizlik maaşı alamazlar. Diğer yandan ihale imzalamadan anlaşarak işten çıkartma durumunda işveren kıdem tazminatı ödese bile Sosyal Güvenlik Kurumu'na istifa koduyla bildirim yapmışsa bu durumda işsizlik maaşı alınamaz. Dolayısıyla öncelikle işverenin nasıl bildirim yaptığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer istifa şeklinde bildirim yapılmışsa işverenin bu bildirimi değiştirmesi gerekir. Değiştirmiyorlarsa bu durumda durumun istifa olmadığına dair dava açmanız gerekecek. Milyonlarca emekli promosyon ödemelerini cebine koydu. Ayrıntılı bilgi haberimizde. Memurlar gibi emekliler de maaşlarının yattığı bankalardan promosyon alma hakkına kavuştu. 11,5 milyon emekliye promosyon ödemesinin Mart, Nisan, Mayıs'ta yapılması kurala bağlandı. İşlemlerin kolaylaştırılması sayesinde büyük bir bölümü bir ayda parasını cebine koydu. Ancak promosyonda sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Kişi ne zaman emekli olursa olsun promosyon alabilecek. Şimdi emekli olan da, 3 ay sonra da, 6 ay sonra da emekli olan da banka promosyonunu başvurabilecek. Emekli aylığı bağlanan kişi bankasını seçerek 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhüdünü vererek 3 yıllık promosyonu cebine koyacak. Yeni emeklilerin promosyon tutarı da mevcut emekliler gibi olacak.
Taban tutar bağlanan maaş 1000 liranın altında ise 300, 1000-2000 lira arasında ise 375, 2000 liranın üzerinde ise 450 lira olacak. Yeni emekli en az bu tutarlarda promosyon alacak. Ancak daha yüksek ödeme teklif eden varsa o banka seçilerek cazip fiyat değerlendirilebilecek. Emekli olanlar ya ilk maaşının yatırıldığı bankayla devam ederek promosyonunu oradan alabilecek ya da E-Devlet'ten ya da seçtiği bankaya başvurarak maaşını taşıyabilecek. 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak hepimizin gururu olan Murat Ertürk, Azıcık Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan'ı makamında ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün güreşçisi olan Ertürk, antrenör ve kulüp yöneticileriyle birlikte Azizye Belediyesi'ne geldi. Milli güreşçi Murat Ertürk'ü başarısından dolayı kutlayan Başkan Orhan, Ay Yıldız bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan Murat Ertürk kardeşimizi ve bu başarıda pay sahibi olan antrenör ve yöneticilerini tebrik ediyorum dedi. Murat Ertürk'ün elde ettiği başarının Erzurum ve Türkiye için gurur vesilesi olduğuna işaret eden Başkan Orhan, bu gururda pay sahibi olan başta Murat Ertürk kardeşimiz olmak üzere emeği geçenlere minnettarız. Şehrimizdeki sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar şüphesiz bu ülkenin her vatandaşının, her bir ferdinin ve Ay Yıldız bayrağı gönül vermiş her bir vatan evladının göğsünü kabartmıştır. Ülkemize bu gururu, bu coşkuyu yaşatan ve Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da zirveye taşıyan Murat Ertürk'e Azizye'li hemşerilerim adına teşekkür ediyorum dedi. Bir tek işte Macar ev sahibi olması sahibi. Murat Ertürk'ün bu başarısının başlangıç olduğuna inandığını kaydeden Başkan Orhan, yaşı çok genç olan milli güreşçiden dünya ve olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini de sözlerine ekledi. Avrupa Fatihi milli güreşçi Murat Ertürk de güzel dilek ve temennileri için Başkan Orhan'a teşekkür ederek daha önce dünya üçüncülüğünün bulunduğunu ve bu şampiyonluğun kendisi için de büyük onur ve gurur vesilesi olduğunun altını çizen Ertürk, uluslararası bir müsabakada Ay Yıldız bayrak altında milli marşımızı okutmak her Türk vatandaşı gibi beni de inanılmaz mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Elbette elde ettiğimiz başarıda milletimizin duaları ve destekleri, hocalarımızın emeği ve büyüklerimizin katkısı büyüktür. Destek olan herkese teşekkür ediyor. İnşallah hedefimi dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme ve şehrime getirmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki süreç içerisinde bol bol görelim. Hem senden hem diğer arkadaşlardan. Hocam. Gel. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yarının bugünden daha güzel bir gün olması temennisiyle ben spikeriniz Mehmet Akif Dölekli. Allah'a emanet olun.